Maşallah. Masada bir kuş sütü eksik. Kalk kız. Bir çay getir bana. Kazandığım parayla ev araba aldık da bir ondan yoktu zaten. Sus kız. Çok konuşma. Dalga geçiyor bir de. Asıl sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ablam para kazanacağım diye kendini yırtıyor. Kazandığı üç kuruşla evi mi geçindirsin yoksa alışveriş mi yapsın? Bana bak. Sizi bıraktığımda en son birbirinizi yiyordunuz. Ne oldu? Bana karşı abla kardeş birlik mi oldunuz? Başımıza senin gibi bir felaket gelince ister istemez yakınlaştık. Kız bana bak. Enişten sakal bırakmıyor mu 3-5? Yoksa hayat alıp kendine mi saklıyor? Ya baba! Yavaş kız. Yakacaksın bizi. Sen zaten yaktın yakacağını. Kafanı iyice yerleştir. Engin'in parasını istemiyorum. Açlıktan ölsem de istemeyeceğim. Sen isteme gene. Ama gururla da karın doymuyor. Bak şu sofranın haline. Önce Perihan, sonra Engin. Kimse senin borcunu ödemek zorunda değil. Ben istemiyorum ki. Onlar kendileri veriyor. Ben öyle bir insan mıyım? Gidip para isteyeceğim. Farkında mısın? Engin seni öldürmesinler diye borcunu ödedi. Felam işte. Sayemde sevaba girdi kılını kıpırdatmadan. Bana bak kızım. 3-5 bin Engin'in de anasının da çorba parası. Yere düşürseler fark etmezler be. Onlar için az çok bizim karar verebileceğimiz bir şey değil. O para bir an önce ödenecek. Hayda. Ne diyorum ben sana? Borç morç yok. Onlar istemiyorlar. Sen ne diye takıyorsun kafana? İstediğin kadar konuş. O borç ödenecek. Ya şurada karnımızı doyuracaktık. Boğazıma dizdiniz. Ben gidiyorum kahveye. Ne halin varsa görün. Ya abla. Babamın yanında bir şey demedim ama çok büyütüyorsun kafanda. Sahiden Engin 3 kuruşun peşine mi düşecek Allah aşkına? Gonca, 1 lira bile olsa bu bana dert olur, biliyorsun değil mi? Set kaç saat sürecek dediniz? Oo, çokmuş. Hayır, hiç sorun olmaz. Evet, geliyorum. Çok teşekkürler güzel sözleriniz için. Görüşmek üzere. Evet, işte sıra bende. Televizyon dünyası yeni bir yıldız kazanıyor. Bendeki ışığı herkes görecek. Bu ne hal kız? Bir işim var baba. Bu kıyafetle kapı dışarı çıkamazsın. Ya ama baba. Sen beni el aleme rezil mi edeceksin? Ya baba, iş görüşmesine gidiyorum. Sen demedin mi yiyecek yemeğimiz bile yok diye? Ben bu kıyafetle iş görüşmesine gidildiğini görmedim. Geç otur şuraya, geç. Baba, gitmem lazım benim lütfen. Bana laf yetiştireceğine ablam nerede onu söyle. Ya gitti işte. O da iş arıyor. Niye karışmıyorsun ona? O eve para getiriyor, sen. Ya baba, ben de çalışacağım diyorum. Ondan çok daha fazla kazanacağım hem de. O da çalışacakmış, ondan daha fazla para kazanacakmış. Geç adadan, yürü. Çabuk. Kıyafetini de hemen değiştir. Bana bak. Kapıdan dışarı çıkmaya kalkarsan kırarım bacaklarını ona göre. Gonca, çayımı getir kız. Geldim. Benim kursa gitmem lazım bugün. Ne kursu? Kurs bursu yok. Kursu bursu unut. Ya kursa para yok ki. Senin yaşın geçti zaten kurs yaşın. Git ablan gibi çalış. Ama baba. Ya ama baba. Alıştın bu yaşa kadar. Bak ablana, hem okuyor hem çalışıyor. Ya işe gideyim diyorum, bırakmıyorsun. Kursa gideyim diyorum, laf ediyorsun. Kes, karşılık verme. Dur. Sen şimdi ona da para istersin. Ben bakarım, çekiş öyle. İyi. Oo Hatice Hanım, gel buyur, biz de çay içiyorduk. Yok, girmeyeyim ben. Melek buraya geldi mi diye soracaktım. Yok vallahi, hiç gelmedi. Harun nerede o? İyi, iyi. Nereye gitti acaba? Kızım, buraya gelirse eve gelmesini söyle, olur mu? Tamam Hatice teyze, merak etme sen. Sağ ol. Harun'a selam söyle, Harun'a. Olur. İyi günler. Gel kız içeri. Yürü. Aç şu telefonu. Aç.
Lan Melek! Ne oldu, buldun mu? Komşular mıymış? Yok, oraya da gitmemiş. Nereye gider bu ha? Nereye gider? Oğlumu özledim falan demişti ama... Eyvahlar olsun. Ankara'ya gidiyor. Koş, koş! Gitmeden yakala onu. Hadi, hadi! Lan hep senin yüzünden oldu bunlar var ya.